Efendim iyi günler. Alptürk TV Ekonomide Gerçek Gündem programına hoş geldiniz. Yepyeni bir program. Ekonomide Gerçek Gündem programıyla ekonominin gerçekte gündeminin ne olması gerektiğini, ne olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bugün bu programda konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan sorumlu Sayın Profesör Doktor Münir Kutluata. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Mevlüt. Tabii bu program bizim ilk programımız. Ekonomide Gerçek Gündem programı. Programın adının belirlenmesinde sizinle daha önce istişare ettik. Birçok program adı belki söz konusuydu. Ama sonuç itibariyle ekonomide gerçek gündem olarak belirlenmesinin çok önemli olduğunu, çünkü şu anda birçok televizyon programında çok sayıda ekonomiyle ilgili programların olduğunu ve bu programlarda da ağırlıklı olarak finans ekonomisinin ele alındığını, üretim ekonomisinden çok fazla bahsedilmediğini, bu konuların çok tartışılmadığını, buna dayalı olarak da eğer bir ekonomi programı yapılacaksa bu programın mutlaka gerçek gündemi konuşacak ya da gerçek gündemin konuşulup tartışıldığı bir program olması gerektiğini söylemiştiniz. Ve dolayısıyla bugün de burada Allah nasip etti. Hakikaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında bu internet televizyonunda gerçek ekonomide gündem diye bir programı başlatmış olduk. Önce programın Milliyetçi Hareket Partisi camiasına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara gelmesi noktasında bir nebze de olsa katkı sunmasını Cenab-ı Allah'tan ben diliyorum. Tabii bu noktada ben gündemle ilgili konulara girmeden, ki evet, bunları biz tartışacağız ama bugün mümkün olduğu kadar belki de daha genel bir tartışma söz konusu olacak. Sizce ekonomide gerçek gündem nedir? Evet. Yani bugün itibariyle ekonominin gerçek gündemi hakkında konuşmak istersek hangi başlıkları ele almamız uygun olur? Buyurun hocam. Şimdi ona girmeden önce ben Alptürk televizyonumuza başarılar diliyorum ve uzun hizmet yılları diliyorum. İnşallah çok büyük gelişmelere imza atacak ve gelişecek bir yapı olarak da görüyorum. Bu güzel televizyonun bünyesinde böyle bir program başlattığınız için de sizi tebrik ediyorum Mevlüt Bey. Emek vereceğiniz için, zahmet edeceğiniz için. Gerçekten Türkiye'de ekonomi konuşulurken ekonominin tarafları açısından baktığımız zaman iş adamının derdi başka, işsizin, işçinin derdi başka, devlet memurunun yahut kamu görevlisinin derdi başka, esas vatandaşın derdi başka, tüketicinin derdi başka, ama televizyonlarda bir pembe tablodur gidiyor ve o kadar yaygın bir etki altında kalıyor ki vatandaş adeta herhalde ben durumumu yanlış biliyorum demek durumunda kalıyor. Evet. Şimdi böyle olunca programda ekonomide gerçek tarafı nedir bu işin diye ele almanın büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla vatandaşımızın buna ihtiyacı var. Bu da ancak böyle bağımsız televizyonlarla veya da bağımsız yayın organlarıyla olabilir. Çünkü malumunuz yayın organları varlıklarını sürdürebilmek için siyasi iktidarla zaman zaman onun talebi istikametinde münasebetler içinde olmak durumunda kalıyorlar. Böyle bir baskı olmayan ve böyle bir zorunluluk olmayan kurumlar da hakikaten gerçek programlar yapıp güzel hizmetler yapabiliyorlar. O bakımdan ben tekrar güzel hizmetlerin yapılabileceğini düşünüyorum. Şimdi ekonomide esas konu nedir, gerçek olan nedir dediğimiz zaman bir kere ekonominin ekonomi ne yapar ve nedir ona bir bakalım. Ekonomi bir kere bir mevcut nüfusun, yani o gün o ülkede yaşayan insanların refahını ve mutluluğunu temin eder. İki, o günle bitmez bu iş. dünya durdukça ve gelecek ileri tarihlere doğru bunu garanti altına alacak zenginlikleri, gelişmeleri evet. sağlar. Ve böyle bir ekonomik gelişme döner, aynı anda beşeri kaynağı güçlendirmek suretiyle dünya durdukça o toplum müreffeh hayat yaşaması için ekonomi esasen siyasetin elinde, aynı zamanda bir vasıtadır. Hemen şurada bir çelişkiye temas edelim, laf oraya geldiği için. Siyasetin elinde vasıtadır derken siyasetten kastımız gerçek siyaseti kastediyoruz. Aksi takdirde ekonomi günübirlik siyaset dediğimiz, bugün çok tenkit konusu olan ve günlük siyasi kuruluşların günlük olarak varlığını sürdürmeye yönelik yapı içerisinde tesadüfen iktidar olmuş iktidarların elinde de siyaset bazen ekonominin emrine girdiği görülür. Dolayısıyla bu ileride belki üzerinde dururuz ama evet. bu açıdan baktığımız zaman ekonomi vasıtasıyla siyaset ülkeyi, milleti müreffeh hale getirir. Ülkenin yararlarını garanti altına alır. Peki hocam. Şimdi böyle baktığımız zaman, cümlemi bağlayayım. Böyle baktığımız zaman ekonominin nasıl, ne tarafının ve nesinin önem taşıması gerektiğini kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Hocam yani çok güzel ifade ettiniz. Yani ekonomi sonuç itibariyle insanların refahının artırılmasında kullanılan önemli bir araçtır. Bunu sağladığı sürece de etkin bir şekilde kullanılıyor veya işlevini yerine getiriyor demektir. Peki sizce öyle mi? Yani bugünkü evet. gösterilmeye çalışılan ekonominin gündemiyle gerçek gündemi evet. Farklı mı? Yani bu konuda gelelim. Bir değerlendirme evet. yapmak gerekirse. Yani ekonominin bu yönü, ekonomi zaten her toplumda vardır. Ekonomi politikaları bu dediğimizi sağlar. İşte hükümetlerden bu tür politikalar beklenir. Eğer bunları yapamıyor iseniz ekonomiden belirli kesitleri, belirli göstergeleri alıp durumun fena olmadığını göstermeye çalışan gayret içinde olursunuz. Bu evet. dönemde de gördüğümüz tablo budur. Buna nasıl örnek verelim? Şimdi işte dış ticaret dediğimiz uluslararası ekonomik ilişkiler ve mal mübadelesi Türkiye'nin aleyhine işlerken, siz kalkar da sadece ihracat rakamlarını verirseniz, ithalat rakamlarını verirseniz ekonominin gündemi gerçek olmamış olur. Ekonomiyi o tarzda ele alanlar ekonominin gerçek gündeminden bahsetmemiş olur. Efendim, ya dış ticaret dediğimiz ithalatıyla, ihracatıyla bir bütün. Bütün olarak almaz da bir tarafını alırsanız. Kötü evet, görünen evet. tarafını almayıp iyi evet, tarafını evet. sunarsanız o zaman ekonominin gerçek gündemini. Evet, yani mesela hastanın ateşi düştüğünü söylüyor iseniz hastanın ateşinin iyileşmeden mi yoksa yuttuğu bir avuç ateş düşürücüden mi şeyini açıklamaz iseniz o zaman gerçek bilgiyi vermemiş olursunuz. Dolayısıyla burada da böyle bir durum var. Onun evet. için tekrar bu ismin önemine bu şekilde de vurgu yapmış olalım. Ekonominin bu yönüyle bilinmesi lazım. Hayvancılık deseniz, tarım sektörü deseniz, tarım sektöründe şöyle oldu, böyle oldu filan diye birkaç rakam bulabilirsiniz verecek. Ama netice itibariyle bugün dün ürettiğiniz tarım ürünlerini bugün ithal eder duruma geldiyseniz gerçek boyutuyla ele almıyorsunuz demektir. Yani Türkiye'de bu anlamda çok ciddi bir sıkıntı var. Vatandaşımızın da doğruyu, gerçekleri bilmeye ihtiyacı var. Mesela bir başka örnek daha verelim. Türkiye'de siyasiler sık sık Yunanistan'ın durumuna hayıflanıyor, Avrupa'nın durumuna hayıflanıyor ve bizde durumun öyle olmadığını söylüyor. Mesela Yunanistan şimdi borçlarından kurtulmak için birçok varlığını satmak zorundadır deniliyor. Ama Türkiye bu hükümet döneminde varlıklarının çoğunu zaten sattı. Yani bu şekilde gizleyerek efendim bizim durumumuz iyidir dediğiniz takdirde gerçekten bahsetmemiş olursunuz. O bakımdan biz bu programda genel çerçevede bu gerçeklerin ele alacağını tahmin ediyorum ve öyle olmasında da yarar olduğunu düşünüyorum. Böyle olunca şimdi bir tarafından bu irtibatı kurduktan sonra şunu söyleyebiliriz. Ekonominin gerçek, Türkiye ekonomisinin gerçek sıkıntısı bütün alanlara etki eden ve bütün yapay gündemleri yapay gündemlere başvurulmasına sebep olan Türkiye ekonomisinin başlıca sıkıntısı ekonomi üretime dayalı bir alan olmasına rağmen bu iktidar döneminde üretim dışı bir ekonomik yapı, üretimin öneminin azaldığı ama tüketimin bütün hızıyla devam ettiği bir dengesiz yapı ortaya çıkmıştır. Ve bütün problemlerin altında da bu vardır. Bu problemi oluşturan da iktidarın ekonomi anlayışıdır. Dolayısıyla Türkiye'de ekonominin gerçek yönüyle konuşulabiliyor olması için hangi alanı ele alırsanız alın, bütün alanları ele alacaksınız. Bu alanda dün Türkiye'nin üretim gücü neydi, bugün nedir ona bakmak mecburiyetindeyiz. Böyle olduğu zaman, bu çerçevede ele aldığınız zaman, tabii üretim dediğimiz zaman her türlü üretim kastediyoruz. Her türlü mal üretimi, her türlü hizmet üretimi. Yani üretilmiş her değeri üretim kabul ederek bunu söylüyoruz. Öyle baktığınız zaman Türkiye'de bütün alanlarda ciddi bir gerileme olduğunu, hizmet sektöründeki gelişmenin de gerilediğini ama hizmet sektöründe verimsiz alanlara doğru bir kayma olduğunu görürsünüz. Bu üretimden kopmanın sonucudur. Nedir bu? Mesela işte birkaç iş değiştirmiş bir kişiye sorun ne iş yapıyorsunuz deseniz ben turizmciyim diyebilir size. Turizm bir hizmet alanıdır. Ne yapıyorsunuz dediğiniz zaman çok marjinal bir alanda yaz gelse de işte yaptığım işlerden bir iki tanesini devreye koyup 3-5 kuruş kazansam diyen bir adam bulacaksınız karşınızda. Halbuki biz oradan örnek verdik madem, turizm alanında faaliyet gösteren hizmet erbabını biz süreklilik içinde sezon bittiği zaman kendini tazeleyen, yenileyen, bilgilerini geniştiren, işte ekibi, şirketinin veya kuruluşunun ekipmanlarını yenileyen ama yeni sezondan ümitli bekleyen insanlar bilirdik. Şimdi orada birileri iflas ediyor, bir başkaları yine ben bu alanın mensubuyum diyor, iş yapmaya çalışıyor. Yani bu verimsizliği gittikçe kötüye gidildiğini gösteriyor. Fiziki üretim alanında dediğiniz zaman şimdi bizi izleyen vatandaşlarımıza ben buradan bir tavsiye, çok basit bir testte bulunsunlar. Gittikleri mağazalarda mesela girdikleri bir nalburda raflara yanaşıp eline aldıkları hangi elini nereye uzatırsa uzatsın uzattığı bir yerdeki bir pensenin, bir tornavidanın, bir civatanın ne geliyorsa eline sorsun oradaki tezgahtara. Bu ne malıdır desin mutlaka. Çok basit. Hocam oraya kadar gitmeye gerek yok. Manavdan domatesi alsın, portakalı alsın yani. Onu da alsın. Ya, yani buradan neyi vatandaşımız şey yapacaktır? Aynı kişiye eskiden bu nereden gelirdi? Bunlar eskiden bizim yerli kendi ürünlerimizdi denilecektir. Öyle baktığınız zaman o zaman Türkiye ekonomisinin iyiye gittiğini söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla sadece rakamlarla denkleştirip üretmediğinizi ithal etmek ve buna dayalı bir ekonominin çarklarını... Peki bu çarkı hocam yani üretmiyorsunuz evet, ama ithal ediyorsunuz. İthalatla bir çark döndürüyorsunuz ama ithalat için de bir paraya ihtiyaç yok mu? Yani işte, bunun kaynağını o zaman nereden buluyorsunuz? Eğer üretseydiniz tüketim için gerekli kaynağı oluşturmuş olacaktınız. Nasıl olacaktı? Bu bardağı siz üretirseniz, bunu üretirken bunun ham maddesini veren para kazanacaktı, çalışan işçisi para kazanacaktı, imalatçısı para kazanacaktı. O bir yerlerde tekrar tüketim olarak girecekti. Bunu yapmadığınız zaman bu bardağın satın alması ve diğer işte bunu üretirken yapan insanların geçinmesi için siz bir yerden bir parayı bulmak zorundasınız. Bu parayı eğer bardak üretmiyorsanız sürahi üreterek elde edebilirdiniz. Onu da üretmiyorsanız, onu da yapmıyorsanız o zaman hazır para gerekiyor size. Hazır parayı nereden ve nasıl bulduğunuza bağlı olarak bir ekonominin durumu, Türkiye gibi ekonomilerin durumu devamlı geriye gider. Borçlanacaksınız yani. Bu bir yol borçlanmaktır. Evet. Borçlanmanın şekli nedir? Borçlanırsanız borç benim borcumdur, ben bunu biliyorum. Yarın üretim yaparsam bunu öderim diyeceksiniz. Ama borçlanmak için, bardak almak için borçlanırsanız o borcu yarın ödeyemezsiniz. Ama bardak üreten makine için borçlanırsanız bir ihtimal yarın onu ödersiniz. Onun için de borçlanmayıp makineyi geliştirecek teknolojiyi elde etmek için bunu öderseniz o zaman borcunuzu ödeyeceğinize inanılır. Dolayısıyla Türkiye'deki ithalatın esas sıkıntısı büyük oranda üretebileceğimiz ürünlerin ithal ediliyor olmasıdır. Dolayısıyla bunu borçla yapıyorsanız yarınki nesillerin, yarınki Türkiye'nin her şeyini ipotek altına sokuyorsunuz. Yok, şunu borç olsa şükredin diyeceğim arkadan da onun için. Yani evet. Borçla da yapmıyor. Bunu sıcak para veya yabancı yatırımcı olmayan spekülatif yabancı sermayeyle sağlıyorum diyorsanız ülkenin milli gelirini, yarınki milli gelirini başkalarıyla yani bölüşüyorsunuz demektir. Sıcak para dediğiniz evet, yani kısa vadeli özellikle de portföy yatırımlarına gelen evet, veya işte para piyasasında değerlendirilen kaynaklar evet, ki bunlar tabii dünyada bol miktarda var. Evet. Biliyorsunuz özellikle bu son geçtiğimiz 10 yıl içerisinde gelişmiş ülkelerde faizlerde önemli ölçüde düşme oldu. Evet. Ve bununla birlikte dünyadaki bu küresel fonlar da önemli ölçüde gelişmekte olan ülkelere doğru bir yol aldı. Ve bu, küresel piyasalarda ciddi şekilde de nakit girişleri, sıcak para dediğimiz nakit girişleri oldu. Bunlar nerelere gitti? İşte borsaya gitti, diğer portföy yatırımlarına gitti, mevduat yatırımlarına gitti. Ve dolayısıyla buralarda yani ülke ekonomi açısından da baktığınızda bir canlılık, bir hareketlilik de getirdi. Evet. Yani aslında tabii cari açık dediğimiz olay belki seyircilerimiz açısından da önemlidir. En basit haliyle döviz gelirleriyle döviz giderleri arasındaki aleyhte olan fark. Yani döviz giderleriniz, döviz gelirlerinizden çok gideriniz çoksa evet, dolayısıyla bu aradaki farka cari açık diyoruz. Aslında sistem de cari açık verilerek onun finansmanı sağlanmıyor. Yani bir anlamda finansmanı daha önceden oluyor ya da eş zamanlı oluyor. Yani bunun kaynağını bulduğunuz zaman açık veri biliyorsunuz. Yani evet, yani orada tabii bu bile marifet gibi takdim edildi. İşte onu söyleyeceğim. Evet. Yani şimdi, peki bu sıcak parayla işi döndürüyoruz. Öyle diyor hükümet yetkilileri. Diyor ki yani cari açık diyor. Finanse edilebildiği sürece bu bir sorun değil diyor. Evet. Peki hakikaten sorun değil mi? Bu ya şöyle, da bir gün sorun olabilir mi? Bu şöyle efendim, bu cari açık meselesi işi gücü olmadığı halde her akşam evine elinde poşetlerle gelen aile reisinin durumuna benziyor. İşi gücü yok, geliri yok. Geliri yok. Ama eve de poşetlerle her gün geliyor. Evde de ihtiyaçlar var, poşetlerle geliyor. Bu bunun maharetli olduğunu mu gösteriyor şimdi hocam? Bu pozisyon ne ise cari açık konusu budur. Burada iki ihtimal vardır. En iyi ihtimalle bu aile reisi bir iş sözü almıştır. Yarın işe girecektir, gelir elde edecektir. Oradaki kredisini kullanarak borçlanmış olabilir vesaire. Yok bu uzun süreli bir şeyse mutlaka ya tefeciden alıyor. Yani borçlanıyordur sonuç itibariyle. Geliri olmadığına göre de yarın büyük sıkıntılar olacaktır. Şimdi aile fertlerinden aklı erenler bu işten endişe duyarlar. Ermeyenler de boynuna sarılırlar. Sen ben ne marifetli reisin diye babasın veya annesin diyebilirler. Şimdi bunu da olduğu gibi eğer bunu yapıyor iseniz yarın bunun bir karşılığının ne olacağını bilmelisiniz. Bunun karşılığının yarınki geliriniz ise bunda bir mahsur yok. Eğer bunun karşılığı mevcut size gelir getirmeyen cüzi servetiniz ise o gidecek demektir. Cari açık konusu aşağı yukarı bu. Şimdi dediniz ki dışarıdaki diğer yerlerde faiz düşüyor. O ülkelerdeki sıcak para sıcak olmasının sebebi geçici maksatlarla ve ani para kazanmak üzere sizin ülkenize geliyor. Niye kendi ülkesinde kazanamıyor da size geliyor? Bunun ölçüsü burada yatıyor. Orada daha az faiz geliri veya başka gelir elde edebiliyor. Size gelirse daha çok elde ettiğine göre. Bu para da gidecek olduğuna göre. Bugün 1 olarak gelip yarın 2,5 olarak geri gidiyor ise siz o arada onun %50'si kadar, %150'si kadar ülkenizdeki insanın servetini, gelirini başka ülkeye transfer etmeye göz yummuş oluyorsunuz. Ama buna ne zaman razı olursunuz? Çareniz yoksa razı olursunuz. Aynı aile reisinde olduğu gibi yani aile reisi ailenin uyanık fert, bilge, akıllı fertlerine size ne aldırış etmeyin, geliyorum ona bakın derse tatmin olanlar işi görmüyor. Tatmin olmayanlar, endişesi sürenler bu işi görüyor demektir. Şimdi bu cari açıkta finanse edilebildiği sürece mesele yok diyenlerin aile reisinin, aile fertlerine siz ne karışıyorsunuz, bu işi hallediyorum ya demesine benziyor. Hocam bu örnek çok güzel, hakikaten konuyu anlatma açısından güzel bir örnek oldu. Yani poşetlerle her akşam dolu poşetlerle evine gelen ama işi gücü geliri olmayan bir aile reisi. Tabii eve geldiğinde hane halkı içinde eğer orada önemli olan dolu poşetleri bir şekilde servis edip yiyip içip bunun şeyini sürmekse, yani hani üzümünü ye bağını sorma tarzında bir şeyse bir sorun yoktur. Hane halkı açısından baktığınızda her şey gayet güzel gidiyordur. Ama dışarıdan poşetleri getiren hane reisi bir gün herhalde o poşetleri getiremeyecek. Yani o noktaya geldiğinde de sıkıntı orada başlayacak. Ayrıca da ailenin diğer birikmiş ufak tefek servet adına ne varsa gidecek veya itibarı gidecek. Borçlanmada bir şekilde varlığınızın değeriyle de orantılı, ona bağlı bir şey. Tabii konuyu, silsileyi kaybetmeden hemen burada bir şey yapayım. Türkiye'deki şu anda borçlanma oranları çok yüksek. Sırası gelince onları da söyleyeceğiz. Vatandaşın gelirinin daha da artmış olabilir. Birkaç ay önceki kullandığımız rakamlar itibariyle %46'sı borca gidiyor. Yani aldığınız gelirinizi %46'sını ayıracaksınız. Gerisi sizin. Eskiden bunun %5'i borca gidiyordu 2002 yılında. Evet. Geri %95'i kendisinin de. Şimdi %46'sı borca gidiyor. Bu çok yüksek bir oran. Yüksek bir rakam. Peki bu borçlanma... Şimdi, ama şurada hemen şunu söyleyeyim Mevlüt Bey. Bu ne biliyor musunuz? Şu anda verilen krediler, şahıs kredileri neyse, kredi kartı kullandırmalar, işte bireysel krediler vesaire. Bunlar, şuna bakması lazım bütün vatandaşlarımız. Bu şeyler gelire bakarak mı veriliyor bankalar tarafından, yoksa varlığa bakarak mı veriliyor? Yani gelire bakarak veriyor olsa çok önemli bir şey. Yani burada bu bütün mesele bilinç ve şuur meselesi. Aksi takdirde iktidarlar vatandaşlarımızı bu kadar örseleyemezler. Eğer gelire dayanıyorsa, yani ben gittim Münir Kutluata olarak bir bankadan bir talepte bulundum. O benim gelirime bakıp da bunu veriyor ise benim açımdan da çok mesele yok. Ülke açısından da çok, ben o zaman yarınki gelirimi bugünden kullandım demektir. Gelirle borç ödeme kapasitesine bakıyorsa sorun yok. Demek ki geliri olacak veya var diyor. Vatandaş gitti, vatandaş Ahmet Bey gitti, bankaya talip oldu. Banka baktı, bunun işi uygun, geliri var, para veriyorsa mesele yok. Ödeme gücüm bu kadar, bu kadar krediyi sana veriyorum. Bu insanımız ekonominin içinde verimli durumdadır ve yarına ümitli bakabilecek bir insandır. Eğer banka gelire değil de varlığına veriyor ise, evi var mı, arabasını alır, hiç alamazsam arabasına el koyabilir miyim, efendim kendi evinde mi oturuyor der ise ve bir genel kanaat de varsa, Türk halkı borcuna çok düşkündür, haysiyetini korur, bu kanaatı da bankalar kredi unsuru olarak kullanıyorlarsa, ki kullanıyorlar, böyle bir sistem işliyor. Sonra evini satıyor, kaynanasının evine taşınacağını biliyor ve ona şey veriyor, kredi veriyor. Yani, bu yıkımdır ve toplumdaki geri gidişin esas işaretlerinden bir tanesi budur. Şimdi buraya bir araya girelim dediğim nokta buydu. Yani şeyle ilgili. Kesinlikle, yani bugün birçok yabancı bankanın Türk çiftçisine verdiği kredilerin karşılığı toprağına olduğu ve onların da ipoteklerin çözülmesi noktasında da ciddi sıkıntıların olduğu her gün basında gördüğümüz şeyler. Hocam sizi teyiden, yani buradaki şeyi güçlendirmek için, hani ekonominin gerçek gündemi dedik. Evet. Hani iki siyasi Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki genel başkan yardımcısı oturmuşlar. Bu noktada tabii politika siyaset yapıyor da diyecekler izleyenlerimiz. Tabii ki bizim işimiz politika siyaset. Ama biz burada... Sözümüzü unutmadan ben başta bir şey söyledim. Siyaset dediğimiz, siyasetin adı kirlenmiştir. Evet. Ünvanı da bozulmuştur. Siyasetten biz ülkeye hizmet vasıtası anlıyoruz. Bir de günlük siyaset denilen, bu sizin yani... endişesini duyduğunuz husus var. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendimizi günlük siyasetle uğraşanlardan kabul etmiyoruz. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum bu izahattan dolayı da ayrıca. Ama bunları hani boşuna söylenmediğini ifade etme anlamında da bakın şu an elimde kamu borcu tablosu var. Bir de özel sektörün borcuna ilişkin tablo var. Şimdi burada kamunun borcuna baktığımızda 2002 yılında kamunun borcu iç ve dış borçlarının toplamı 272 milyar TL. Eski parayla katrilyon. Evet. 272. 2011 yılı sonu itibariyle bunlar sonuçta devletin rakamları 586. Genellikle hükümet sözcüleri bu borç kalemlerinden, bu rakamlardan konuşurken özellikle kamunun borcunun artmadığını ve dolayısıyla daha çok da mutlak değerlerden ziyade oransal baktıkları. Oransal bakma tabii çok açıdan doğru bir bakış açısı olabilir ama gayri safi yurt içi hasılanın hesaplama sisteminin 2006 yılındaki o değişikliği, %40 artışları vesaire, yani geçmişle mukayese edilebilirlik önemli ölçüde yok edildi ve tabii vatandaşın bu detayları, teknik şeyleri bilmesi de mümkün değil. Bunlar biraz da çarpıtılarak kullanılıyor. Ama şunu hemen ifade etmek gerekiyor ki kamu borcu 272 milyardan 586'ya çıkmış. Ama asıl biraz önce sizin söylediğiniz şeye destek olacak veriler özel sektörle ilgili. Bakın özel sektörün yine 2002 yılında özel sektörün, burada özel sektörün dış borcu var. Reel sektörün bankalardan kullandığı krediler var. Tüketici kredileri var. Kredi kartı borçları var. Bunların hepsinin toplamı 2002 yılında, yani bu iktidar hükümeti devraldığında 273 milyar TL. Peki bugün ne kadar 373 milyardan kaça çıkmış? 1 trilyon 610'a çıkmış. 1 trilyon 610'a çıkmış durumda. Kaç katı ediyor? 4-5 katı değil mi? 5 katı, yaklaşık 5 katı. Yani bu şunu gösteriyor. Özel sektör dediğimiz şirketler, bireyler, vatandaş, hane halkı, bunlar 5 kat daha borçlanmış. Hocam sadece hane halkının borcu bakın 2002'de ne kadarmış biliyor musunuz? Tüketici kredileri ve kredi kartlarının toplamı 6.6. 6.6 doğru. Evet, işte şimdi gelinen nokta 227. 227. 2011 sonu itibariyle. Ve bu da sürekli bir şekilde artıyor. Yani baktığınız zaman 246'ya geldi o rakam. 246'ya geldi. 2011 sonu itibariyle söylediğim bu rakamlar. Yani kesinleşmiş veriler bunlar. Şimdi vatandaş borçlu, herkes borçlandı ama hükümet diyor ki ekonomi iyi gidiyor. Yani sıkıntı burada. Şimdi aslında işin püf noktası burası herhalde. Yani zaten rakamlara bakıldığı zaman her şey ayan beyan ortada ama bizim izleyicilerimiz sistemin mahiyeti hakkında net olursa zihinler her şeyi değerlendirmek çok daha kolay olacak. Mesela iktidar diyor ki İşte şu kadar kredi verdik esnafa. Esnafa verdiğiniz kredi, eğer esnafın borçları azaldıysa, esnafın sağladığı istihdam artmaktaysa vesaire çok önemli. Ama esnaf ayakta duramıyor da dediğimiz gibi işine dayalı olarak değil de varlığına dayalı olarak, iş yerine dayalı olarak kredi almaya başladıysa bu iyiye işaret değil, kötüye işarettir. Dolayısıyla aynı rakamın özünü, aslını anlayabilmek lazım vatandaş açısından. Vatandaşın zihnini iktidar burada karıştırıyor. Birçok yer elinde olduğu için. Tabii uzmanlar da net konuşamıyorlar. İş dünyası da derdini malumunuz net olarak dile getiremiyor. Benim şöyle bir tespitim var. Okursunuz yazıları, işte ilgililerin, uzmanların yazılarını. Sırf yazar ise köşesini muhafaza etmek için. Televizyon programcısı için ise programının formatını koruyabilmek için Allah'a şükür bizim öyle bir derdimiz yok. Çok şükür, baştan söyledik ya. Birçok şeyi ister istemez bir şey içerisinde suya sabuna dokunmadan götürür. Ama bilir ki bu kendisi için de iyi bir puan değildir bilenler nazarında. Yani pozisyonunu korumak için 40 cümle yazıyor ise bir yazar, itibarı korumak için de son bir cümle yazar. Orada da der ki ülkenin ekonomideki temel sıkıntılarda olan şunlar da hala devam etmektedir. Ama onları hiç açmaz dikkat ederseniz. Dolayısıyla böyle bir yapı oluşmuş olduğu için burada insanlarımız iki şeye bakacaklar. Bir, kendi pozisyonu gün itibariyle düne göre nasıldır? Bundan çok daha önemlisi ümidi nedir? Bu çok önemlidir. İş yapan insan için, geçinecek olan insan için. Bugün bir sebepten iş yapamıyor olabilir, sıkıntıya düşmüş olabilir ama mühim olan iş geliştirme ve iş yapma kabiliyetini muhafaza ediyor mu? Bunda sarsılma varsa bütün sıkıntı buradadır. İnsanlarımız işi bu açıdan değerlendirirlerse, bu tarzda yaparlarsa bu gidişin nasıl olduğunu çok rahat değerlendireceklerdir. Ama şimdi isterseniz borca girmeden önceki çizgimize gelirsek bu tarzda üretimi esas almadığınız takdirde ekonominin çarklarını çevirmek üzere verdiğimiz aile reisi örneğinde olduğu gibi bir şekilde para temin edip cari açığa sebep olup bunu yürütüyor olabilirsiniz ama burada Türkiye'de yine gözden kaçan bir husus vardır. İki noktada cari açık vermeniz mazur karşılanabilir. Bir tanesi yapacak bir şeyiniz yoktur. O ihtiyaç malı veya makinesi sizde yoktur. Mesela bizim şu anda enerji ithalatımızda olduğu gibi. Ama burada da 8-10 yılın içerisinde bağımlılık oranınızı azaltacak birkaç şey yapmış olursunuz hiç değilse. Yani %95 bağımlıysanız dışarıya, bu süreç içerisinde biz bunu %7 azalttık dersiniz de %88'e düşürmüş olursunuz. Bunlar yok. İkincisi, büyük hamleler içindesinizdir. Bir dönem Türkiye'de öyle oldu ve sizde olmayan bir şeyi ithal ediyorsunuz. Nedir bu? Ciddi yatırımlar yapıyorsunuzdur. Makine, teçhizat ithal ediyorsunuzdur. Bunu anlar. Ekonomide bu anlaşılır. Neden anlaşılır? Bu yatırımı yaptığınıza göre yarın üretim yapacaksınız. Buradan gelen borcu kapatma şansınız var demektir. Bu fedakarlık anlamına geliyor. Bu yani gelecekte gelirinizi artırmak için üzere bugünden yapılan bir fedakarlık. Bu yatırımdır, budur. Ama tüketim malı ithal ediyor iseniz bunun hiçbir izahı yoktur. Bu da gelecekteki gelirinizi bugün harcamak anlamına, gelecekteki refahı bugüne çekme anlamına geliyor. Geçen gün İhracatçılar Birliği'nin başkanı beyefendi kendisi açıkladı. O da ihracatı hor görmeyin demek için bunu yaptı. İthalat yüksek ama biz ne yapalım? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz ihracatçıyız, ihracatı yapmaya çalışıyoruz. Yani ithalat meselesi bizim meselemiz değil, hükümetin meselesi demeye getirdi. Dedi ki, ithal edilen 100 birimlik veya 100 dolarlık her ithalatın ihracatta kullanılanı %28'dir dedi. 72'si içeride kullanılıyor dedi. Meseleyi ortaya koydu. Yani deniliyor ya ihracat... Tekrar eder misiniz hocam onu? 100 dolarlık her ithalatın biz ihracatta sadece %28'ine takviye oluyor. Gerisi içeride kullanılıyor dedi. Yani iç tüketim için 28-72 iç tüketim için bunun yapıldığı biliniyordu zaten. Oradan da şey yapılmış oldu. Şimdi bu tür bir açık verdiğiniz zaman siz bunu dediğim gibi ya borçla şey yapacaksınız tüketim için veya sıcak parayla, sıcak parada eksik kaldı. Niye sıcak para size geliyor? Daha yüksek günlük gelir elde ettiği. Bu ne demektir? Sizin gelirinizden ülkedeki kalması gereken paranın dışarıya transferidir. Yarınki yatırımınız kesilecektir, yarınki tüketiminiz kesilecektir, yarınki sağlık harcamanız kesilecektir. Buna karşılık olarak daha az olacaktır. Dolayısıyla burada ayan beyan ortada olan nokta cari açık, her ay zorunlu haller dışındaki cari açık. Cari açık vermezsiniz, ithalatı yaparsınız. Dezavantajlı olduğunuz yerde enerjiyi ithal edersiniz. İthalatta mecbursunuz. Onu yaparsınız, makineyi ithal edersiniz. Ama üstün olduğunuz alanlarda ihracat yapmak suretiyle oraya harcadığınız dövizi elde edersiniz. İşte Türkiye ekonomisini çıkmaza sokan politikaları bu iktidarın mecbur olduğumuzu zaten ithal ediyoruz. Bizde olanı da ithal etmek gibi bir kolaylığa saptığı için Türkiye'de bu yola gidiyor. Bu neden denirse onun da açıklamaları gayet nettir. Ama dikkat ederseniz zorunlu olanı, sadece zorunlu olanı değil, yapabildiğimizi, üretebildiğimizi de ithal ettiğiniz için cari açık konusu Türkiye ekonomisinin yarınlarını karartıyor. Hocam bu konuyla ilgili en önemli sıkıntılardan birisi geçmişte kullanılan bu dahilde işleme rejimi biliyorsunuz. Yani bu dahilde işleme rejimi işin esası itibariyle baktığınızda özellikle sizin ihracatçınızın küresel piyasalarda, uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırma veya rakipleriyle onları eşdeğer hale getirebilecek bir destek anlamında belki uygun düşünülmüş olan bir argüman, bir araç. Ama bu dahilde işleme, yani dışarıdan ürünü ithal edip içeride işleyip ihraç kaydıyla ithal etme olayı biliyorsunuz çok yanlış kullanıldı. Yani evet, bu konularda ciddi, bu dönemde yolsuzluklar da söz konusu oldu. Bunlar tabii bizim söylediğimiz, uydurduğumuz şeyler değil. Evet. Yani basına, medyaya önemli ölçüde bu yansıdı. Sonuç itibariyle de Türk tarımına da bu kapsamda yapılan ithalatlar ciddi bir şekilde zarar verdi. Yani sizin burada ifade ettiğiniz, söylediğiniz şeyler hakikaten gerçekten de ülke ekonomisine, özellikle de ülkenin yerli üretimin darbe yemesine çok ciddi şekilde bir aracılık yapmış oldu. Yani bu anlamda tabii üretim konularına da geleceğiz ama asıl buradaki yapılan ithalatın önemli sayılacak ya da zararı yerli üretime olmuş oldu ki o içeriden üretilip tüketilecekken dışarının malı tüketilmeye başlandı. Ama o da herhalde enflasyonu düşürmedi mi? Yani biz bir de yıllardır şimdi, enflasyonu düşürmeye çalışmıyor muyduk? Çok hükümetin güzel, yani bu çok anlamda güzel da evet, hakkını yemeyelim hani. Gerçi şimdi, enflasyon bu son yıllarda tekrar arttı ama düşürdü falan diyorlar. Şimdi, oraya bir açıklık getirmeniz mümkün mü hocam? Şöyle, enflasyonu düşürmenin yolu, enflasyon nereden kaynaklanıyorsa enflasyon o sebepler giderilerek düşürülür. Enflasyon ya yüksek, pahalı çalışıyorsunuzdur, maliyetleriniz yüksektir, enflasyon yapar. Ya üretiminiz yetersizdir, talep yüksektir, enflasyon yapar. Ya maliyetleri düşüreceksiniz, üretimi artıracaksınız. Yapamıyorsanız tüketmeyin deyip talebi kısacaksınız. Zor olanı o. Ama enflasyon böyle düşürülür. Siz bunları yapmayıp verimli üretim yapmak gibi bir derdiniz olmaz ise, üretimi teşvik etmek, artırmak gibi bir derdiniz olmaz ise, enflasyonu düşürmek için dışarıda üretilen, sizin yapamadığınızı yapan, verimli çalışan ve iyi üretim yapan, sizin Ağustos böceği karınca hikayesinde olduğu gibi karıncaların şeyini ithal etmeye kalkar iseniz, üretimlerini ithal etmeye kalkarsanız enflasyonunuz düşer ama ekonominiz çöker. Neden? Hazır bir üretimi getiriyorsunuz. İşte esas sıkıntılardan bir tanesi bu iktidarın enflasyonu bu yolla düşürmeye ve kontrol altında tutmaya çalışmasıdır. Bu fevkalade enflasyon düşük kaldığım bir süre kaldı. Dünyada da düştü, Türkiye'de şey yaptı. Ama yabancının malıyla enflasyon, yani eğer ucuz ithalatla bu kalemi ithal etmeyecek olursanız, bu kalemin fiyatı artacak ise, bunu da üretemiyor iseniz, bunu ithal ederek enflasyon düşürmeniz suni bir yoldur. Ve ekonominin hedefi, baştan söylediğimiz için ekonominin hedefi bu değil. Ekonominin hedefi refahı sağlamak, yani tüketimine, vatandaşın geliriyle ciddi tüketim yapabilmesine fırsat vermek, ciddi bir birikim yapabilmesine evet, ve yarınlarını garanti altına alabilmesine fırsat vermektir. Böyle olduğu için burada isterseniz Alptürk izleyicilerine bir hususu, enflasyonla ilgili çok tartışılır bir hususu ifade edelim. Buyurun, sırası buyurun gelmişken lütfen. Sohbet boyutunun dışına çıkmamış olsun, çok teknik olmasın. Şimdi bakın, enflasyonla ilgili tabirlere bakalım. Enflasyon canavarı diye bir tabir var ortada. Değil mi efendim? Trafik evet, canavarı evet gibi bir enflasyon canavarı var. Hükümet enflasyon canavarını yere sarıyor, karikatürler var, seriyor, sonra canlanıyor filan. Enflasyonla mücadele diye bir ifade var. Mücadele ne demektir? Ortaya çıktıktan sonra yapılan bir şeydir. Yani önlenmemiş, önü alınmamış ama sonradan mücadele etmek, sonunda mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Enflasyonla mücadele iki şekilde olur. Enflasyon bostana girmiş danaya benzetilir. Bunun yolu çıkarıp dışarıya atmaktır. Eğer dışarıya atarken bostanın, bahçenin kapısından dışarıya atarsanız döner, yine girdiği yerden gelir. Dışarıya atmanın yolu, geldiği yerden dışarıya atacaksınız ve çiti tamir edeceksiniz. Çit, biraz önce söylediğimiz gibi önleme. Çitin zayıf yeri yüksek maliyetle çalışmak, yani verimsizlik ve üretim yetersizliğidir. Bunları giderirseniz meseleyi halledersiniz. Yok gelip kapıdan dışarı atarsanız o arkasına yenilerini takar, yine girdiği yerden gelir. Şimdi bu iktidarın yaptığı, kapıdan dışarı atıyor, sonra hallettik demeye kalmıyor. İşte son dönemde olduğu gibi tekrar yeni enflasyonla karşılaşıyoruz. En mahsurlusu da bu danayı bostanın içinde kovalamaktır şuursuzca. O da işte patlıcana, bibere ve bütün zerzevata zarar verir. Şimdi enflasyonla ilgili söylemlerin o bakımdan çok iktidarın düşük tuttuk, şöyle oldu filan demesinin bir anlamı yok. Enflasyon hem içeride üretim artar, hem gerçek anlamda bizim üretim gücümüz artar, milli gelirimiz artar ve o anlamda da enflasyon artmadan bu iş giderse başarı budur. Başkasının becerdiği düşük maliyetli üretimi ithal ederek, ben üretim yapsaydım enflasyona sebep olacaktım, hazırını getirdim, enflasyon artmadı demekle düşürülen enflasyon düşmüş sayılmaz. Hocam bir de yani bu konuya gelmişken, evet, enflasyon konusuna, şimdi tabii enflasyon dediğimiz şey ortalama bir ifade. Evet. Yani enflasyon rakamlarına baktığımızda, yani hani ekonominin tarafları olarak baktığımızda vatandaşın, şimdi enflasyon düştü falan diyoruz da, enflasyon, yani bir de hayat pahalılığı denen bir şey var. Yani bu anlamda enflasyon, evet, makroekonomik anlamda önemli bir veri. Yani ülkenin doğusuyla batısındaki fiyat artışı, işte ürünlerin, çok sayıdaki ürünün ortalama fiyat artışlarını, azalışlarını bir araya getiriyor. Ortalama bir rakam. Aslında varsayımsal bir rakam. Yani işte orada olsaydı, genel burada olsaydı. Genel bir gösterge, bir eğilimi, trendi gösterme anlamında. Ama bu enflasyon rakamlarına bağlı olarak da öyle bir değerlendirme yapıyor ki iktidar, yanılgılardan, yanıltma algı yönetiminde kullandıkları en önemli argümanlardan birisi de bu. Yani bak biz enflasyonu düşürdük diyorlar, evet, ama beri tarafta vatandaş tabii hayat pahalılığı altında ezilip gidiyor. Yani devletin bir ölçümleme anlamında TÜİK'in bir sepeti var. Oraya 460 tane malı işte tüfe açısından koyuyor, oradan alıyor, buradan alıyor, Kars'tan alıyor, İstanbul'dan, Erzurum'dan, Mersin'den alıyor, bunları koyuyor, işte ortalama bir şey yapıyor. Ama vatandaş için asıl enflasyon, kendisi markete girdiğinde eline aldığı sepete neyi koyuyorsa onun enflasyonu ona. Yani onun fiyatı asıl ona. Dolayısıyla bu konuda ne diyeceksiniz? Yani gerçek gündemin de adına da uygun olması anlamında. Şimdi efendim bir kere enflasyonun her halükarda fakirin aleyhine işlediğini bilelim. Evet. Yani yüksek enflasyon oranlarında da, düşük denildiği dönemlerde de fakirin aleyhine işliyor. Sebep, enflasyon geliriniz düştükçe zorunlu harcamalarınız artıyor. Yani zenginin gelirinin içinde ekmeğe harcadığı, domatese harcadığı fiyat fevkalade düşük bir fiyattır. Ama fakirin geliri içinde gıda maddesine harcadığı rakam büyük bir rakamdır. Evet. Şimdi bu temel gıda maddelerinde ve temel harcama kalemlerinde, kirada artış yüksek olduğu sürece sizin enflasyonunuz kaç olursa olsun çünkü dar gelirli gelirinin %60'ını kiraya veriyor. O halde kira %21-22 arttıysa bir ülkede kira gelirleri, sizin o dar gelirli vatandaşın enflasyonu o oranda fırlar gider. Efendim gıda maddelerine harcadığı rakam fevkalade yüksek, gelirine nispeten artar. Giyim de artar. Dolayısıyla vatandaş gidip de efendim çok kullanılmayan ve bu yüzden de fiyatı artmamış bir, ne bileyim işte pimpon topu falan, öyle o çıkarıldı, evet, gerçi şimdi sepetten. Bunun, evet, gibi bilmem şey teli, bahçe teli vesaire gibi şey yaptığınız zaman onun rakamı düşük olsun varsın. O fakirin hayatının içinde ne kadar yer tutuyor ona bakmak lazım. Bu yüzden genel olarak ilan edilen ve şimdi %10'u onlar civarında çıkmış bulunan enflasyon oranı fakir için kimi halde 17-18'e, bazı daha düşük gelir gruplarında çok daha yüksek etki yapıyor. Şimdi bu insanların geliri, zaten düşük olan gelirleri bu oranda artmadığına göre fakir olan daha da fakirleşmiş oluyor. Bu iktidar döneminde çok önemli bir husus. Bu çok gözden kaçar. Enflasyon psikolojisi denilen şey genellikle yüksek enflasyon dönemlerinde ifade edilir. Bildiğiniz gibi enflasyon psikolojisi, nasıl olsa enflasyon var diye herkes ürününe zam yapar. Kimse de itiraz edecek hali kalmaz. Genel olarak olduğundan daha çok bir fiyat artışı olur. Buna enflasyon psikolojisi deniliyor. Aslında enflasyon psikolojisinin içinde şu da var. Türkiye'de hiç dile getirilmiyor. Enflasyon düşük dediğiniz dönemde iş adamı, üretim yapan, hesabını kitabını tutabilecek kapasitede olan kaç olursa olsun enflasyonu hesap ediyor, yarınki mevcudiyetini sürdürebilmek için. Ama fakir kişi bu ince hesabı yapıp da işçi mesela enflasyon %4 olacakmış, ben %4 zam isterim diyecek hali yok. Esnaf enflasyon %4 olacakmış bu sene, %4 zam yaparım diyecek hali yok. Ama hükümetin söylediği enflasyon oranları hiçbir zaman bu 10 yıl içinde dediği gibi çıkmadı. Biliyorsunuz %4 dedi, 10 çıktı. 5,5 dedi, 9,5 çıktı. 3 dedi, bilmem ne. Hep %100'ün sapmalar oldu. Bu enflasyon psikolojisi fakirin aleyhine işlemiş oldu. Dolayısıyla zaten fakir olan insanlarımız daha da fakirleşti. Türkiye'de ortalama olarak 2005 yılında Türk lirasından rakam sıfırlar atıldıktan sonra galiba 2005'ti. Evet. Bugün bir yerde gözüme ilişti. %50 para değer kaybetti o tarihten bu yana. 2005 dediğiniz işte 6 senenin işidir. %50 değer kaybetmiş oluyor geliriniz. Şimdi o tarihten bu tarihe yılda %4'ten zam almış bir kişinin harcama gücünde %40'lar 50'ler oranında bir düşüş, gerçi reel satın alma gücünde düşüş oldu demektir. Dolayısıyla burada da enflasyon psikolojisi fakirin aleyhine işliyor. Bu çok önemli bir noktadır. Devamlı gözden kaçırılır. Onun için biz mecliste bütün bütçe görüşmelerinde bu işçi ve memur zamlarının bu psikoloji göze alınarak yapılması gerektiğini, ilan edilen rakamlar üzerinden yapılacak işin anlamı olmadığını, çünkü her yıl yaptığınız tahminin her sene %50'nin üzerinde şaştığını söyledik. Evet hocam, yani bu enflasyon konusu önemliydi. Belki bir program konusu, hayat pahalılığı ve enflasyon olayı. Çünkü taraflar açısından baktığınızda tabii hükümet enflasyon oranlarına bağlı olarak işte fiyatların düştüğünü, enflasyonun aşağı indiğini, yani enflasyon, bir de tabii şunu, enflasyonu fiyat düşmesi olarak da algılatıyorlar. Oysa fiyat artışlarındaki azalma, yani fiyat artışındaki azalma. Ama bunu da yani ekonominin tarafları, özellikle dar gelirler durumlarının zorda olduğunu söylediklerinde diyorlar ki işte enflasyon düştü, ekonominin durumunu. Yani aslında vatandaş şöyle diyor, vatandaş diyor ki benim halim perişan. Hükümet de diyor ki yok, perişan olmaması lazım. Bir yerde yanlış var diyor. Enflasyon düştü, bilmem ne oldu. Aslında senin mutlu olman lazım. Vatandaş da diyor ki koskoca hükümet yanlış söyleyecek değil ya, herhalde ben yanlış hissediyorum. Ondan sonra tabii başka bir sistem başlıyor hocam. Yani bunlar belki bizim önümüzdeki günlerde özellikle sosyal politikalar anlamında konuşacağımız şeyler, ama ondan sonra da işte muhtaç etme olayı var. Yardıma muhtaç etme. Şimdi size... Bu hem zenginleşme hem de önümde bir rapor vardı. Programdan önce bakmıştım hemen. Bu da belki ayrı, tamamen başka bir şey konusu. Bu dönemde 10 yıllık süreçte AKP 3,5 milyon yoksul üretmiş. 3,5 milyon yardıma muhtaç, muhtaç insanı sisteme katmış. Dolayısıyla bu noktalarda yapı gereği bir taraftan deminden beri konuştuğumuz para politikalarıyla, uygulanan ekonomi politikalarıyla zengini daha zengin yapıyor. fakiri de daha fakir hale getiriyor. Dolayısıyla bu noktada da artık yardım devreye girerek başka yönlere yönlendirme ve insanların bu zorda kalma durumlarının istismarı da devreye giriyor. Bu da belki çok önemli bir şey. Onun da sistematiğinden bir bahsedelim. Yani ben özellikle orayı açmanız için böyle bir giriş yaptım. Buyurun hocam. Şimdi bir örnek olsun diye size taze bir örnek vereyim. Bugün saat 13.30 civarındaydı galiba. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir iktidar milletvekili intiharların artmış olmasının araştırılmasını isteyen, sebeplerinin araştırılmasını isteyen önergeye karşı aleyhte söz aldı ve dedi ki, milletvekilinin adını şimdi vermeyin burada, kalktı dedi ki işte ekonomiyle bağlantısı yok, ekonomi iyidir filan demeye çalışırken çok hoş bir şey söyledi. İşte ekonomi zengin tabaka, orta tabaka ve halk, vatandaşlar zengin tabaka, orta tabaka ve fakir tabaka diye ayrılır. Bizim böyle politikalar uyguladık ki orta tabakadaki insan sayısı azaldı. İşte bunu sosyologlara falan da bağladı. Tebessümle izledik. Gerçekten yani zenginler ve fakirler. Ama tam bir itiraftır bu. Orta tabakanın genişliğiyle bir toplumun sağlıklılığı ortaya çıkar. Orta tabakadan birkaç kişinin zenginler arasına, bir kesimin bir maharetle zenginler arasına katılıyor olması başka bir şeydir. Orta tabakanın zayıflamasını yapmak başka bir şey. Başka bir şey. Eğer herkes zenginleştiyse sizin daha zengin bir orta tabakanız oldu demektir. Yine orta tabakanın sayısı önemlidir. Şimdi burada söylemek istediğim ekonomi çok önemli. Bunun üzerinde durulsa, tabii o milletvekilimiz bunun farkında yani bilerek söyledi. Ben gayet ki yazıları de aldım, tutanakları da baktım. Hani işin erbabı birisi de söylediyse anlaşılır. Ama erbabı olduğunu vurgulayarak da yaptığı bir konuşma olduğu için biraz ürperdim hakikaten. Şimdi orta kesimdir bir toplumun ayakta tutan. Orta kesim ne demektir? Geliri birbirine yakın olan ve hayatta ümidini muhafaza edebilen, kendi kendini geçindirebilen, kendi varlığını ve mesleğine, çocuğu daha iyi bir meslek sahibi olamadıysa kendi mesleğini sürdürmesinden zevk alabilecek bir mutluluk ortamı içinde yaşayan insan demektir. Şimdi buradaki sayının azaldığını söylemek, esasen biz de söylüyoruz, zengin fakir, az zengin daha çok az fakir ama tamamı birbirine yakın vaziyette olan bir orta tabaka, orta kesim arzulanırken bu iktidar döneminde, yani testiye benzemesi gerekirken, toplumsal yapı bu iktidar döneminde bir piramide, gibi, bir huni gibi getirildi. Orta tabaka nerede olduğu belli değil. Aşağıda çok geniş bir fakir taban. Şimdi bu söylediğiniz... Ama sayın milletvekili söylemiş nerede olduğunu hocam. Kalmadı demiş yani. O kalmadı. Fakir de ayrıca kalmadı dedikleri de şu. Siz de temas ettiniz. Günlük $1 altında parayla geçinen insan kalmadı diyor. Ben bunu meclis kürsüsünden kendilerine söyledim ama. Yani, nasıl bir ölçü hocam? Bu şöyle bir ölçü. Günde $1 geçinen insanı bir kere insanın $1 geçindiğini ifade etmek yanlıştır. Bu çok fakir ülkeler için, dünyadaki fakirlikle ilgili. Bu da ortalama yapılan hesaplamalardan çıkan bir şey. Bakın başka bir şey. Bu dünyada çok fakir ülkelerde, Hindistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'te, şurada, burada, Afrika'nın belirli yerlerinde bunlar kullanma. Türkiye için bunu kullanıyor olmak bile bir iktidar tarafından durumu gösteriyor. Ama esas şu, böyle insan kalmadı diyor. Ben meclis kürsüsünden kendilerine dedim ki 365 milyonu bir zenginden, türedi zenginin bir tanesine verin deseniz 1 milyon insanı günlük $1 geliri olmaktan kurtarırsınız. Değil mi efendim? Yani bunu mu söylüyorsunuz? Şimdi bugün ekonomiden sorumlu Sayın Başbakan Yardımcısının bir şeyi var. $2 olan da kalmadı diyor. $4 altında geliri olan da, yani 2'nin üzerinde ve 4'ün altında nüfusun 3.6'sıymış. Yani söylemek istediğim, ayda 200 liranın altında, 150 lira civarında bir parayla, günde 5 lirayla, Türk lirasıyla geçinmek zorunda kalan ciddi bir kitle varken Türkiye'de biz fakirliği şöyle azalttık falan demenin hiçbir anlamı yoktur. Bu yapı fakirlik üreten bir yapıdır. Bu ekonomi politikaların şeyi fakirlik üreten bir yapıdır. Burada bir çelişki ortaya çıkıyor. Yine televizyonlarda görüyoruz, iktidar mensuplarından dinliyoruz. Deniliyor ki biz fakir kesimlerden güzel oy alıyoruz deniliyor. Eğer fakir kesimlerden güzel oy almak gibi bir durum var ise fakirleştirme diye de bir politika mı var diye insan merak ediyor. Çünkü zaten kişi fakirleştikçe ümidi azalıyor. Ümidi azaldıkça, yardıma muhtaç hale geldikçe siyasi otoriteye itiraz edecek hali kalmıyor. Dolayısıyla Türkiye'de gerçekten bu yürütülen politikaların esasen bir başarısızlıktan mı olduğunu, yoksa bir amacı, bir maksada hedefli... bir maksada matuf ve zaman içinde birbirini tamamlayarak giden bir takım uygulamalar mı olduğunu iyi anlamak ve iyi tahlil etmek lazım. Bunu da %100 şudur budur demek yerine olup biteni objektif değerlendirmek suretiyle, bilenlerin konuşturmak suretiyle bu illiyeti kurmak gerekir diye düşünüyorum. Bu hocam, çok önemli bir noktadır. Bir başka programda da belki bu servet transferleri üzerinde, yani bu anlamda işte bir taraftan bir tarafa transferler yapılarak işte bir tarafın muhtaç hale getirilmesi, bir tarafın zengin hale getirilmesi ve buradan da başka maksatlarla başka sonuçlar elde edilmesi hususunu belki bir başka programda o zaman şöyle detay olarak konuşmak lazım. Güzel. Bugün bize buyurun, kapatacağımız buyurun. Anlaşılıyor. O zaman onu da ifade etmek üzere şöyle bağlayalım buyurun, o zaman. Buyurun. Bir ülkede ekonomi genel olarak gelişiyor ise topyekun bir kabarma, bir zenginleşme olur. En fakiri de istifade eder, orta tabakası, herkes istifade eder ve bir iki kademe gelir ve refah açısından insanlar yukarıya gider. Eğer bu anlamda üretime dayalı bir gelişme yok da borçlanarak yürütülen bu politikalar gibi bir hali varsa, herkes zenginleşen politikalar yerine zengin türeten bir politika yürütüyorsunuz demektir. O zaman herkesin zenginleşmesi yerine temsili zenginler çıkar ortaya. Şu anda çok sık rastladığınız gibi. İşte sağlıklı olmayan ekonomide bir zengin türetebilmek için 10 binlerin fakirleşmesi gerekir. Bu sistemin kendisi içindedir. Yani bileşik kaplar meselesi gibi bir konudur bu. Eğer topyekun bir zenginleşme varsa mesele yok. Ama zenginleşme o anlamda değil, ama zenginler türüyor ise bunun maliyeti bir yerlerden çıkıyor demektir. Ya eski zengin alaşağı oluyor, o onun yerine geçiyor demektir. Eski zenginler yerinde duruyorsa bakacaksınız o zaman demek ki böyle bir yapı içerisinde bir zengin türetebilmek için çok büyük kesimlerin daha fakir hale gelmesi gerekiyor. Bunların da çok bariz örnekleri var. Onları da önümüzdeki programlarda inşallah daha detay bir biçimde konuşacağız. Ele almak gerekiyor. Bugün için evet, yani böyle bir giriş yapmış olduk. Ben şimdi programın sonunda tekrar bu isme vurgu yapmak suretiyle buyurun tahmin ediyorum siz yapacağınız her programda bir boşluğu doldurmak suretiyle resmin tamamını, Türkiye ekonomisiyle ilgili, sosyal yapıyla ilgili resmin tamamını daha anlaşılır kılmaya gayret edeceksiniz. İnşallah efendim. Hep birlikte yani onun için de sık programımıza davet edeceğiz. Dolayısıyla iyi bir başlangıç, yani iyi bir adım attığınızı, bu programı, yaptığımız programı kastetmiyorum iyi başlangıç olarak, iyi bir adım attığınızı, güzel bir başlangıç yaptığınızı, iyi bir program başlattığınızı söylüyorum. Yararlı olacağını hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel, çok değerli bilgiler verdiniz. Bundan sonra da yine birçok teknik konuyu, sosyal ekonomik konuyu inşallah birlikte konuşacağız. Birlikte aydınlatmaya çalışacağız. Birçok kıymetli arkadaşımız var. Hepsi güzel bilgiler verecek buradan. İnşallah. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ayağınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Sağlık. Tekrar programa da, televizyonumuza da başarılar diliyorum efendim. Evet değerli izleyenler, bugünkü programımız burada nihayetlendi. Ekonominin gerçek gündemlerinde buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz efendim.